Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hoş geldiniz kanalıma. Az önce 4 dörtlük ritmi gösterdim. Şimdi 3 dörtlük ritmi göstereceğiz. 3 dörtlük şu şekilde arkadaşlar. Aşağı vururken 4 tane tırnağımızı vuruyoruz. Yukarı çekerken baş parmağımızın tırnağını çekiyoruz. Şimdi ilk vuruşumuz sadece 3 telin basına. Yani 6 telimiz var gitarda. 3 tane bas tel, 3 tane tiz tel var. Şimdi bas vuruyoruz aşağı doğru. Sonra aşağı yukarı, aşağı yukarı yapıyoruz. Bunu tizlerde yaparsak daha güzel bir ses gelir. Yani bas 1-2, 1-2 şeklinde söylersek şu şekilde olacak. Bas 1-2, 1-2, bas 1-2, 1-2, bas 1-2, 1-2. Aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Aşağı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Bas 1-2, 1-2. Yani şurada ilk vuruşta bir es var. Vuruştan sonra bas es gibi 1-2, 1-2. Yani aşağı yukarı, aşağı yukarı. Söylerseniz ritmi şarkıyı da kolaylıkla söylersiniz. Yani bas 1-2, 1-2, bas 1-2, 1-2. Haber saldım dört bir yana, karanfiller susuz kalmış muhabbete gibi. Bas 1-2, 1-2, bas 1-2, 1-2, bas 1-2, 1-2. Bu 3 dörtlük bir ritim. Ha, bu bazı şarkılarda şöyle de olabiliyor. Aşağı vuruyoruz, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Yani 3 kere bastan sonra 1-2, 1-2, 1-2 yapıyoruz. Şöyle. Ne dedik? Bas, 1-2, 1-2, 1-2. Bu da bu tarz şarkılarda var. Üzülürüm. Şekilde çalışıyoruz. Ama temel ritmimiz neydi? Bas 1-2, 1-2. Bu şekilde. Şimdi Sevdan Bir Ateş'te de bu tarz ritimler kullanıyor. Yani Sevdan Bir Ateş ne diyor? Bas 1-2, 1-2, 1-2, bas 1-2, 1-2, 1-2, bas 1-2, 1-2. Bunun gibi. Ama temel ritmimiz 3 dörtlük. Bas 1 2 1 2. Yani aşağı aşağı yukarı aşağı yukarı şeklinde. Bas 1 2 1 2. 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 Bu şekilde çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda 1 dörtlük ritmi göstereceğim. Bütün bildiğim ritimleri size anlatmaya çalışacağım. Söylerseniz ritmi atarken söylerseniz şarkı da söyleyebilirsiniz. Yani ritim ve şanı uydurabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, müzikle kalın.